Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. MediaMarkt'tan Onvo 012 Plus aldık. Biliyorsunuz bu ara çok popüler olan bir cihaz. Çift çeker bir cihaz. Şimdi kafadan şunu söyleyeyim. Belki şu an ekrana baktığınız zaman şunu görüyorsunuzdur. Hocam bu kutu neden ters duruyor? Çünkü kutu ters geldi. Etiketleri falan buraya koymuşlar. Buraya koydukları için kargodan da bana bu şekilde ters getirdiler. Ben de o günden beri böyle tutuyorum. Acaba teşhir ürünü, pardon, teşhir değil de geri iade bir ürün mü diye şüphelenmedim değil. Ama herhalde geri iade bir ürün değil bu. Çünkü şuradaki bantlar hiç yırtılmamış. Neyse, çok da önemli değil. Geri iade de olsa, geri iade de olmasa sonuçta cihazı aldık, bakacağız. Bir problem varsa biz de geri iade ederiz. Şimdi ben buradan çıkarmayayım çünkü ters duracak. Ben en iyisi şunu şöyle düzelteyim. Olması gerektiği gibi. Bu arada üzerinde neler yazıyor? Şöyle tutarsak. 1600 watt çift motor demiş. 30 derece yokuş kabiliyeti demiş. Çift çeker 30 derece çıkabilir mi? 30 derece çok ciddi bir rakam. 48 volt 15 amper pil 10 inç. Havalı lastikler katlındır. Cihaz 50 km menzil, 50-55 km demiş. 50 km maksimum hız. Disk frenler, mekanik disk frendir. Ve uzaktan kumandalı, hırsız korumalı, açma kapama mekanizması var. Dedikten sonra şöyle. Evet. Şurası. Şuradaki bant daha önceden açılmış mı? Açılmamış mı emin olamadım. Acaba ikinci bir bantı mı atmışlar emin olamadım. Bir dakika. Evet. İlk bant daha önceden açılmış. İkinciye üstünden bir bant daha geçmişler. Büyük ihtimalle satılmış. Geri iade olmuş. Diye düşünüyorum. Bakalım neden geri iade olmuş. Alex 7 videosunu izlediyseniz orada bazı durumları açıklıyordum. Bu arada lastikler ıslak. Yani belki de bu cihaz kullanılmış bir cihaz. Sonra temizleyip böyle paket yapmışlar. Ama acaba kafada deli sorular. Çantamız, kullanma kılavuzu şöyle dursun. Far şöyle duruyor açıkta. Gerçekten bu lastikler neden ıslak ya? Daha doğrusu yağlı. Şurada adaptörümüz var. Ve adaptörün güç kablosu. Bu da şöyle dursun. Bunları da attım. Bir takım alyans seti falan yok mu ya? Şöyle cihazı çıkarayım. Heh, çıktı. Cihaz şöyle bir dursun. Kumandalar. Şöyle bir alyans seti. Alyans seti. Şöyle 1, 2, 3... 4 tane alyan, bir tane anahtar var. Bir tane alyanın ucu yıldız anahtar. Şey, yıldız tornavida şeklinde. Böyle bir şey. Bunu da kenara koydum. Şunu buraya attım. Bunu buraya attım. Böyle bir dursun bakalım. Şimdi şuradaki kilidi açalım. Tabii şuradaki lambaya da dikkat edelim. Lambamız, farımız burada. Bu şekilde bırakmışlar. Far buraya montaj edilecek. Başka da bir şey yok. Peki. Arka yaylanma. 12 ile alakası yok. Gayet güzel bir yaylanma var. Ön taraftaki yaylanma. Oh. Ön taraftaki yaylanma harika. Peki lastikler yağlı duruyor. Neden yağlı onu anlayamadım. Neyse.
Hele bir cihazı açalım. Tabi kumandadan açmamız gerekebilir. Evet. Çünkü elektrik yok. Açıldı. Cihaz açıldı. Öncelikle bir frenlere bir bakalım. Evet. İki tarafta da frenimiz çalışıyor. İki kolda da arka frenler yanıyor. Ve hemen şuradan cihaz çalışmıyor. Cihaz çalışmıyor. Şöyle göstereceğim. Allah kahretmesin ya. Rezillik. Bakın şimdi şöyle bir sandalye getirdim. Cihazı sandalyeye koyacağım. Şimdi bakın cihazı yeniden açıyorum. Şu an çift çeker. Ve sadece ön dönüyor. Şu an tek çekeri aldım. Hiçbir şey yok. Eco Turbo modu. Hiçbir şey yok. Çift çeker. Ön teker dönüyor. Arka tekerde hiçbir hareket yok. Rezillik. Sol sinyal, sağ sinyal çalışıyor. Korna çalışıyor. Farlar çalışıyor. Evet. Çakarına kadar farlar çalışıyor. Şu anki sorunumuz arka tekerlek çalışmıyor. Acaba neden çalışmıyor? Motora elektrik geliyor ama çalışmıyor. Sorun ne olabilir? Şöyle bir içine açıp soketlerine bir bakalım sorun ne olabilir acaba? Gerçekten rezilliğin bini bin para. Rezilliğin bini bin para. Yani hep mi bir sorun olur arkadaş? Hep mi bir sorun olur? Gerçekten insanlar söylüyor olma alınmaz, olma çok dandik. Hani ben de mümkün mertebe hani çok dandik, çok kötü olduğunu düşünmüyorum cihazların. Fakat şu hizmet, yani şu hizmet rezillik ya. Gerçekten rezillik. Hadi ben teknik adamım. Yani sağından solundan söktüm anlıyorum bir şekilde. Gelen cihazı bakalım bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Bir şekilde halledebiliyorum. Ya adam bunlardan hiç anlamıyorsa ki milyonlarca insan anlamıyor. Ne diyor? Olma mu? Aman aman. Uzak kalsın. Evlerden ırak. Hatta yorum yazanlar olmuş. Olmanın televizyonu da zaten çok dandikti. Belli ki su kutuları da çok dandik diye. Gerçekten hani sadece malı satalım. Gerisi önemli değil felsefesi. Evet bugün iş yaparsınız ama ilerisi için bu çok kötü bir şekilde geri dönüş olarak size geri dönecektir. Yıllarca da satış yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama bir gün her şey biter. Bu şekilde olursa biter. Olmaz yani bu olacak iş değil. Alex dedi videosunu da hatırlarsanız onda da ampulde sorun yaşamıştık. Şimdi bu neden açılmıyor? Büyük ihtimalle belki de araya bir su geçirmesin diye sıvı conta yaptılar. Onun yapışkanlığı var. Şu an bu bir yere takılmış. Takılmış mı yoksa şunun altında bir civata mı var? Çözemedim. İlk kez 012'nin üst kapağını açıyorum. Ve kesinlikle burada bir şey var diye düşünüyorum. Mecburen şuradaki zımparayı açmak zorunda kalacağım. Ama bu da ben bunu geri gönderdiğim zaman efendim burasını açmışsınız, kapağı açmışsınız. O yüzden bu garanti dışı sayılabilir düşüncesiyle şu an burayı açıp açmamak konusunda ikilemde kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Yani açıp soketleri değiştirsem belki hiçbir sorun yok. Gayet normal çalışacak. Çünkü motorda herhangi bir problem gözükmüyor gibi. Yani şeylerde bir sorun var gibi. Kablo fazlalığında bir sorun var gibi. Neyse riske gireceğim. Şurayı açacağım, bakacağım. Çünkü buradaki zımpara iz yapacak ben burayı açtığım zaman. Ve böylelikle cihazın burasının açıldığı belli olmuş olacak. Merak ediyorum. Evet burada aynen düşündüğüm gibi iki adet civatası var. Bunları da bir açalım.
Çok kötü bir şey ya. Gerçekten çok kötü bir şey. Hayır. Onmo yetkililerinden elektronik satış müdürü Dursun Ali Bey ile de muhabbetimiz vardı. Biliyorsunuz kanalda da bir video yayınlamıştık. Hani onlarla da gittik görüştük. Onlar da skuterlarla alakalı çok güzel düşünceleri vardı. Vardı ama aradan bir yıl geçmiş. Kalite düzelmemiş ya. Yani niye böyle? Gerçekten anlamak zor. Anlamak zor. Evet. İçindeki pilimiz 15 amperlik pil var. 48 volt. Ve içinde salamaş çok geniş bir yer var. Şimdi motor kablomuz gelmiş. Gelmiş. Geliyor. Nereye doğru gidiyor? Arkadaş bu buradan gelmiş. Allah Allah. Ha. Çok enteresan yapmışlar. Acaba burada mı? Bakın burada bir hata var gibi gözüküyor. Sensör kablolarının soketi hatalı gibi. Bakın ya arkadaş büyük ihtimalle de bu. Şimdi bunu yeniden ben yerine takacağım. Sokete gelen kablolar yerinden çıkmış, yuvalarından çıkmış. Yuvasından çıktığı için sensörden bilgi okuyamıyor. Okuyamayınca da motoru döndüremiyor. Bu kadar. Ben şimdi ne diyeyim? Dediğim gibi ben bu işlerden biraz hani böyle çok iyi anlamıyorum. Biraz anladığım için iyi kötü tahmin edebiliyorum ne olduğunu. Şu an ben bunu kendimce yaptım. Hiçbir sorun yok. Geri iade etmeyeceğim. Ön teker farklı, arka teker farklı döndüğü söyleniyordu. Şu an hiç öyle bir şey yok gibi. İkisi de aynı devirde dönüyor gibi gözüküyor. Buradaki hız olarak 47 kilometre gözüküyor fakat şu an tabii ki pilin çok düşük de 47 voltta şu an pilin. Yani baya baya düşük iki diş gözüküyor. Ve bu vaziyette 47 kilometre hız gözüküyor. Büyük ihtimalle tam doğumda daha yüksek gözükecek. Diskler sürtüyor balatalara. Bunlar sorun değil. Bu büyük bir sorundu ama. Bu gerçekten çok büyük bir sorundu. Ve ben kendim riske alıp da şu an oradaki zımparayı kaldırıp cıvatalarını açıp hani geri iadeyi kabul etmeseler de ben bir şekilde kendim halledeceğim gözüyle o riski alıp bunu geri iade olarak göndermedim. Fakat bir başkası olsaydı ki bu zaten geri iade olmuş ki bana geldi. Yani bu şekilde kim bunu kabul eder? Ama şu an hiçbir sorun yok. Her şey normal. Elektrik sistemi, düğmelerimiz çalışıyor, farlar çalışıyor. Süspansiyonlar gayet güzel. Yani şu an benim için hiçbir problem yok. Bu cihaz bende duracak. Geri iade olmayacak. Ve ben sizinle bir kutu açma deneyimini beraber yaşamış oldum. Durum bu. Şimdi ben buradaki soketi biraz daha sağlam bir hale getireceğim ve olayı bitireceğim. Onvo ile alakalı çok fazla şikayet olduğu için hani ne yaşanıyor, cihaz alındığı zaman ne gibi problemler olabiliyor onları hem size göstermek hem de gerçekten problem yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu onları görebilmek adına sizinle böyle videolar paylaşıyorum. Bu ikinci videomuzdu ve 2'de 2 gol oldu. Yani üçüncü video olur mu artık onu bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey şu ki artık öğrendim bunu da. Onvo kesinlikle ve kesinlikle kutudan bütün cihazlarını çıkartıp test edip kutuya geri koymalı ve müşteriye öyle göndermeli. Yoksa yarın Onvo hiç satış yapamaz hale gelecek. Onvo'nun acil, 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 çok acil şekilde bu tip sorunları halletmesi lazım. Yoksa şu 012 cihazı özellikle çift çeker olduğu için fiyat performans ürünü bir cihaz. Kim ne derse desin. İstedikleri kadar dandik desinler, istedikleri kadar kötü desinler. Bu paraya 20 bin liraya böyle bir sistem bence yok satar ki büyük ihtimalle yok sattı. Şu cihaz bana ta Denizli'den geldi. Yani İstanbul'da kalmamış ki ta Denizli'den geldi. Dolayısıyla fiyat performans ürünü ama böyle basit sorunlar yüzünden marka algısı yerle bir olmak üzere.
İnşallah olma yetkilileri buna bir an önce bir çözüm bulurlar. Dedikten sonra videomu kapatmak istiyorum. Konuşulacak yoksa çok şey var. Çok şey konuşmak istiyorsak ne yapıyoruz? Telegram grubuna katılıyoruz. Cumartesi buluşmalarımıza katılıyoruz ve beraber muhabbet ediyoruz. Sorular varsa orada sorulara mümkün mertebe cevap vermeye çalışırım. Beni es geçtik. O kadar çok scooter kullanan arkadaş var ki birçoğu da benden daha bilgili insanlar. Yani grup olarak hem Telegram grubunda sorduğunuz sorulara daha fazla insanlar cevap verebiliyor. Ya da buluşmalara geldiğiniz zaman oradaki tecrübeli arkadaşların tecrübelerinden de yararlanabiliyorsunuz. O yüzden Telegram grubu ve buluşmalar önemli. Dedikten sonra kendinize dikkat edin. Her zaman olduğu gibi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve bu kanalda kalmaya devam edin.